Merhaba değerli arkadaşlar. Aydın hocanız ben. Bir deneme çözümü ile daha karşınızdayım. Tesla yayınları fen bilimleri denemesinin çözümünü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım hemen. Şöyle sorumuzu açıyoruz. Buna göre milli bayramlarımızın kutlandığı tarihlerde ülkemizde hangi mevsimler yaşanmaktadır? Ülkemiz... Kuzey yarımkürede bulunan bir ülkedir. Kuzey yarımkürede 21 Aralık'tan 21 Mart tarihine kadar kış mevsimi yaşanır. 21 Mart tarihinden 21 Haziran'a kadar ilkbahar. Onu da yazdım hemen. 21 Haziran'dan 23 Eylül olması lazım. Burada 21 Eylül yazılmış. Bir hata var. 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar yaz mevsimi yaşanır. 23 Eylül'den 21 Aralık'a kadar da sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. Buna göre 19 Mayıs, 19 Mayıs 21 Mart'ta 21 Haziran'dadır. Haziran arasındadır Mayıs tarihi. Öyleyse burada ilkbahar yaşanmalı. Hop 19 Mayıs ilkbahar zaten hepinizin bildiği bir şey. 30 Ağustos'ta yazı yaşıyoruz. Gitti diğer şıklar. 23 Nisan ilkbahar, 29 Ekim'de de sonbaharı yaşarız. Öyleyse cevap Adana seçeneği olmalıdır. Çok basit bir soru. Devam ettik. Diğer İkinci sorudayız. Bu şekliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda eşit miktarda enerji taşıyan ışık demetlerinin dünyanın farklı noktalarına düşme şekilleri verilmiştir. Dikkat ederseniz eksen eğikliğinden dolayı yengeç dönencesi güneş ışınlarını dik açıyla alırken oğlak dönencesi güneş ışınlarını eğik açıyla almaktadır. Dik açıyla alıyorsa hava sıcak, mevsim yaz eğik açıyla alıyorsa hava soğuk, mevsimde kıştır. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? A. Işık demeti yengeç dönencesine daha fazla ısı enerjisi bıra bırakmıştır. Dik açıyla geliyorsa tabii ki daha fazla ısı enerjisi bırakacak. B. Işık demeti oğlak dönencesine daha dar bir alana yayılmıştır. Hayır, eğer eğik açıyla geliyorsa daha fazla, daha geniş bir alana aydınlatırdı. Hatırlayalım bunu. Ben size derste anlatmıştım ama bir daha hatırlatıyorum. Eğer güneş ışınları bir yüzeye dik açıyla geliyorsa daha dar alana aydınlatır. Eğik açıyla geliyorsa çok daha geniş bir yüzeye aydınlatırdı. Bana burada daha dar bir alan demiş. Hayır yanlış. Eğik açıyla geldiyse daha geniş alana aydınlatma, aydınlatmalıdır. Öyleyse B seçeneği yanlıştır. C ışık demeti yengeç dönencesine dik geldiği için bu bölgede yaz mevsimi yaşanmaya başlar. Az önce, az önce de söyledim. Dik geliyorsa yaz mevsimidir. D. De, ışık demetinin ilk geldiği yerde en uzun gece yaşanır. Eğik geliyorsa mevsim kış. Kışsa en uzun gece yaşanmaktadır. Doğrudur, yanlış hocam. Olan seçenek B seçeneğidir. 3 numaralı soru. Yukarıdaki şekle göre verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıda 23 Eylül tarihinde dünyanın güneş etrafındaki konumu verilmiştir. 23 Eylül'ün ekinoks tarihi olduğunu, gece gündüz süresinin eşit olduğunu hatırlıyorsunuz. Ayrıca 23 Eylül tarihinde kuzeyde sonbahar başlarken güneyde ilkbahar mevsimi başlamış olur. Birinci öncül. Güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanma, yaşanmaya başlar. Ve yazdık. Doğru. İkinci öncül. Bu tarihten itibaren güneş ışınları kuzey yarım küre yüzeyinde giderek daha az, az ısı enerjisi bırakır. E bu tarihten sonra sonbahar başladıysa, sonbahardan kışa doğru gidiyorsam Kuzey yarım küreye ışıklar, ışınlar çok daha az ısı enerjisi bırakır. Doğru çünkü hava soğuyor. Üçüncü öncül her iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Ekinoks tarihinde tüm dünyada gece gündüz süresi eşittir. Öyleyse 1, 2, 3 doğrudur. Cevap D seçeneğidir. Gelelim diğer soruya. Bu soruda biraz ekranı küçülteceğiz. Tam sığsın diye. Bir rüzgar sorusu. Gündüz vakti oluşan rüzgarın yönü gösterilmiş. Rüzgar denizden karaya doğru esiyor. Öyleyse hemen deniz yüzeyine soğuk, kara yüzeyine sıcak yazacağım. Çünkü rüzgar daima soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru eser. Soğuk bölge hatırlarsanız yüksek basınç alanıydı. Sıcak bölge ise alçak basınç alanıdır bunları hatırlamanız lazım. Bunları hatırlarsanız soru çok basite iner. Aşağıda diyor, basınç ve sıcaklık grafiklerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Deniz basınç olarak yüksek basınç olmalı ama burada alçak basınç demiş. Yanlış. Basınç az göstermiş. B'ye bakalım. Evet. Deniz yüksek basınçta gösterilmiş. Basıncı karaya göre daha fazla. Sıcaklığa bakalım. Ama sıcaklık deniz soğuk bölge olduğu için sıcaklığın düşük olması gerekir ama burada yüksek gösterilmiş. Hatalıdır. C'ye bakalım. Evet, yüksek basınç olduğu için karadan basınç daha yüksek çizilmiş. Doğru. Basıncın yüksek olabilmesi için sıcaklığın düşük olması gerekir. Yani soğuk hava olması gerekir. Evet, kara sıcak bölge, deniz soğuk bölge olarak çizilmiş. Öyleyse C seçeneğindeki grafik doğrudur. Cevap C olmalıdır. Gelelim 5 numaralı soruya. Ekranı tekrar büyütebiliriz. Buna göre hangi öğrenci kavramları doğru söylemiştir diyor. 4 öğrenci bazı kavramlarla ilgili tanımlar yapmış. Tanım bir. Dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olmadığı. Aynı ise eğer ya saf ya da homozigot olarak adlandırılır. Ya saf ya homozigot ya da arı döl olarak adlandırılır. Bu ne demektir? Anneden ya da babadan gelen genin aynı olma durumudur. Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren alellere baskın gen denir ya da baskın alel denir. Ve büyük harfle gösterilir. Devam ettik. Canlıların sahip olduğu alellerin tümüne ya da genlerin tümüne genotip denir. Tanımları tek tek yazdık. Bundan sonra bakıyoruz. Birinci tanım. Kimler doğru söylemiş? Canan heterozigot demiş. Yanlış. Esra heterozigot demiş yanlış. Mehtap ve Gonca olabilir. Tanım 2'ye bakalım. Tanım 2 baskın gen olmalı. Bakıyorum Mehtap baskın demiş. Gonca çekinik demiş. Hatalı. Öyleyse doğru cevabımız Mehtap olmalı. Cevap B seçeneğidir. 6 numaralı sorudayız. Buna göre Ahmet modelini aşağıdakilerden hangisi gibi boyarsa modelini doğru yapmıştır. Bakıyorum. Hatırlarsanız DNA modelinde adenin ile timin, guanin ile sitozin eşleşecekti. Yani iki tane şekil birbiriyle ya da iki renk birbiriyle eşleştiyse DNA modelinde hep o iki renk birbiriyle eşleşmedi. A şıkkına bakıyorum. Açık mavi turuncu, yeşil kırmızı, yeşil kırmızı, açık mavi turuncu, yeşil kırmızı. Ama şurayı görüyor muyum? Yeşil açık mavi ile eşleşmiş, turuncu ile eşleşmeli. Öyleyse burada bir hata var. Geldim buna. Yeşil yeşil eşleşmiş. Yani adenin adenin ile eşleşmiş. Böyle bir eşleşme zaten olamaz. Geldik turuncu. işte kırmızı mı sanırım kırmızı renk. Ya da işte pembemsi bir renkle eşleşmiş. Açık mavi yeşille. Yine turuncu o renkle eşleşmiş. Açık mavi yeşille. E, açık mavi yeşille turuncu yeşille eşleşmiş ama şurada açık mavi ile kırmızı yanlış eşleşmiş. Bu da olamaz. D şıkkına bakalım. Yeşille pembe işte morumsu kırmızımsı renk turuncu açık mavi tekrar aynı dara eşleşmiş. Yeşil ve pembemsi renk turuncu açık mavi turuncu açık mavi turuncu açık mavi hepsi doğru eşleştirme ise öyleyse cevap denizli seçeneği olmalıdır. Renklere dikkat etmemiz lazım. 7 numaralı soru. Yukarıdaki hipotezin doğruluğunu kanıtlamak için aşağıdaki canlılardan hangileri incelenmelidir? Hipotez ne? Farklı ekosistemlerde yaşayan aynı tür canlılar. Farklı adaptasyonlara sahiptir diyor. Bakalım sahip olabilir. Aynı tür canlı mı bunlar? Bakıyorum. Biri tilki, biri ayı olmadı. Aynı tür olması lazım. Biri ayı, biri penguen olmadı. Biri tilki, biri fare olmadı. Farklı ekosistem, deniz ve kara farklı ekosistem. Aynı tür canlı kaplumbağa. Farklı adaptasyon göstermiş. Ayakları yüzgeç gibi, ayakları karaya uygun küt. Öyleyse cevap C seçeneği olmalıdır açık bir soru daha. 8 numaralı soru. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Aşağıdaki şekilde insanlarda göreme olayı gösterilmiş. Dikkat ederseniz yumurta hücresi her zaman X kromozomu taşırdı. Farklı cinsiyet kromozomu sperm hücresinden gelirdi. Eğer sperm X kromozomunu taşıyorsa çocuk dişi XX olur. Eğer babadan gelen sperm Y kromozomunu taşıyorsa çocuk X, Y erkek olurdu. Bunu yazdıktan sonra hangisi yanlıştır diyor. Yumurta sperm ile döllenirse doğacak çocuk kız olur. Evet az önce yazdık. Bununla döllenirse kız olur. Çünkü babadan da X gelir. Anne de zaten X var. X, X birey kız olur. Bebeğin cinsiyetini belirleyen sperm belirleyen spermden gelen cinsiyet kromozomudur. Doğru. Spermden hangi kromozom gelirse bebek ona göre cinsiyet sahibi oluyor. C yumurta sperm 2 ile döllenirse doğacak çocuk erkek olur. Evet. Sperm 2 de Y kromozomu vardır. Doğacak çocuk erkek olur. D bebeğin erkek olma ihtimali kız olma ihtimalinden daha yüksektir. Yanlış. Her iki cinsiyeti de sahip olma ihtimali %50'dir. Dolayısıyla cevap D seçeneği açık bir soru daha. gelelim buna. Buna göre çaprazlanan birinci ve ikinci bezelyelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıda verilen bezelyeler çaprazlanıyor ve yanlarına oluşan bezelyelerin fenotip oranları oranlarına ait grafikler veriliyor. Şimdi uzun boylu bezelye ile birinci bezelye çaprazlanmış. Yüzde elli uzun, yüzde elli kısa olmuş. Uzun boy baskın. Doğru. %50 kısa boy olabilmesi için bir kere kesinlikle çekinik yenen olması lazım. Eğer bu böyle olsaydı çaprazlama sonucunda hepsi melez olurdu. Demek ki öyleyse bu ihtimal ortadan kalkar. Gitti. Neymiş o zaman uzun boylu be, me, bezelye melez, birinci bezelye çekinik özellikle çaprazlarsam büyük küçük büyük küçük 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 yüzde elli kısa boy yüzde elli uzun boy öyleyse birinci bezelyenin genotipi kesinlikle çekinik özelliktedir. Gelelim çiçeğe yanda olan bezelyeye. Çiçeği yanda olma geni baskın B harfiyle gösterilmiş. Çiçeği uçta olma genine baskındır diyor. Eğer çiçeği yanda yüzde yetmiş Çiçeği uçta yani çekinik özellik 25'te %25 oluşuyorsa her iki bezelyenin de ya da her iki bezelyenin de melez olması gerekir. Çaprazlarsan melezleri büyük büyük, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük olur. Yani yüzde yetmiş, yüzde baskın çiçeği yanda. Yüzde yirmi beş çekinik çiçeği uçta olur. Onu da yazdım hemen. Öyleyse ikinci bezelyenin genotipi de büyük B küçük B'dir. Buna göre şıklara bakarsam birinci bezelye küçük A küçük A. İkinci bezelye büyük B küçük B cevap denizli şıkkı olmalıdır. Devam edelim. 10 numaralı soru. Verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Aşağıdaki şekilde hastalık geni taşıyan iki akraba bireyin evlenmesi sonucu oluşabilecek bireylerin fenotipleri verilmiş. Büyük A sağlıklı birey. Ha, ben o zaman buradan şunu anlarım. Baskın gen sağlıklı gelmiş. Sağlıklı baskın olan. Görüyor muyum? Küçük A küçük A çekinik genler bir araya geldiğinde birey hasta oluyorsa hasta olma özelliği çekinik özelliktir. Anne ve babayı çaprazlamışım oluşan bireyler evet saf baskın yani tamamen sağlıklı da olabilir. İki, evet melezler de sağlıklıdır ama bu hastalık genini bünyelerinde barındırır. Bunu sonraki nesne aktarabilirler. Aynen anne ve babanın çocuklarına aktarabilme ihtimali gibi. Ama bunlar görünüşte sağlıklı mıdır? Evet taşıyıcı da olsa bunlar hasta değil sağlıklı olarak kabul edilir. Hasta kimdir? İki çekinik biri, iki çekinik genin bir araya gelmesiyle çekinik özelliğe sahip olan bireydir. Buna göre okuyorum. Hastalıklı bireylerin oluşması için hem anne hem de babadan hastalık geninin bireye geçmesi lazım. Evet, hem anne hem babadan gelmiş, e, çocuk hasta olmuş görünüyor. Doğru. Genotipinde hastalık genini taşıyan birey sağlıklı olabilir. Doğru. Evet, melezler genotipinde hastalık genini taşıyor ama. Baskın gen sağlıklı olduğu için onun dediği olur ve birey sağlıklı olur. Doğru. 3. Hasta olan birey taşıyıcı bir birey ile evlenirse. Hasta olan birey küçük a küçük a. Taşıyıcı birey büyük a küçük a evlenirse çocukları kesinlikle hasta olur diyor. Çaprazladığımda büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a küçük, ağır, küçük, ağır, küçük ağır, Yüzde elli hasta. Yüzde elli sağlıklı olur. Taşıyıcı olur kesinlikle hasta olmaz. Öyleyse cevap 1 ve 2 Adana seçeneğidir. Geldik diğer soruya. Bir etkinlik yapıyormuş Mustafa. Buna göre diyor etkinliği doğru çözmesi için hangi oklar yönündeki kavramları yazmalıdır? Güneşin altında bronzlaşma hatırlarsanız dış görünüşte meydana gelen kalıtsal olmayan bir değişiklikti. Buna biz modifikasyon deriz. Evet aşağı oku almalı. İnsanlarda kanser mutasyondur, yukarı oku almalı. DNA'nın yapısında meydana gelen bir bozukluktur. Ki yine keçilerin dört boynuzlu olması DNA'nın yapısında meydana gelen bir bozukluk olduğu için mutasyondur. Öyleyse bir numara aşağıya olmalı. Aş aşağıya aşağıya. C ve D yukarıya göstermiş. Çizdik. 2 ve 3 yukarı yukarı olmalı. Evet yukarı yukarı seçeneği de B seçeneğidir. Gördüğünüz üzere 1 aşağıya 2 ve 3 yukarıya cevap B olur. Gelelim diğer sorumuza. Bu çaprazlama ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Çaprazlanan bezelyeler Dikkat edersem sarı tohumlu bezelyeleri çaprazlamışım. İki tane sarı tohumdan bir tane farklı oluşursa farklı olan kesinlikle çekinik özellikte çaprazlananlar ise mutlaka melezdir demiştik. Hatırlarsanız iki tane aynı aynıdan bir tane farklı meydana geliyorsa farklı olan çekinik çaprazlananlar kesinlikle melezdir. Buna göre birinci öncül Çaprazlanan bezelyeler saftör özelliği gösterir. Yanlış Melestir Zaten direkt cevap çıkı, çıktı. Cevap Ceyhan'dır ama 2 ve 3. öncülüğe de bakalım. Bu çaprazlamadan oluşacak bezelyelerde saftör oluşma ihtimali %50'dir. Çaprazlayalım. Büyük, 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 küçük, büyük, küçük. Dikkat ederseniz bu da saftır, bu da saftır. Öyleyse saf olma ihtimali %50'dir doğru. Oluşan yeşil tohumlu bezelye saf dör özelliğine sahiptir. Evet genleri aynıdır. Saf döldür. Öyleyse 2 ve 3 doğrudur. Cevap C şıkkı olmalıdır. 13 numaraya gelelim. Ona göre bu hataların onarılıp onarılmama durumları ile ilgili aşağıdakilerde hangisi doğrudur? Hatırlarsanız bir DNA'da tek zincirde meydana gelen hatalar onarılabiliyorken Karşılıklı zincirde meydana gelen hatalar onarılamaz. Şimdi dikkat ediyorum, baktım. Ee, dikkat ederseniz birinci hatada sadece zincirin diğer tarafı boş. Buraya C yazarak orayı onarabilirim. Onarılabilir. İkinciye bakıyorum. Bakın dikkat edersem şurası T, G, C, G diye gitmiş eee g, g g diye gitmiş. Yani şu zincirle bu zincir aynı. Yani kalıp zincirin bu öylesi. Dikkat ederseniz o zaman bu g doğru olur. Karşısındaki a hatalıdır. Tek zincirde meydana gelen bu hata tabii ki düzeltilebilir. Aynen yukarıdaki gibi onarılabilir. Çünkü zincirin bir tarafı doğru, diğer tarafa hata gelmiş. Devam ediyorum. Alt tarafa indim. Hop dikkat ederseniz karşılıklı zincir var. Ben buralara hangi nükleotitleri yazacağımı bilemediğim için karşılıklı zincirde olan bu hataların onarılamadığını söylerim onarılamaz. Öyleyse cevap onarılabilir, onarılabilir, onarılamaz olmalıdır. Yani cevap C seçeneğidir. 14 numaralı soruya bakıyoruz. Aşağıdaki şekilde DNA'nın kendini eşlemesi olayı gösterilmiş. Bakalım. Evet bir zinciri bir tarafa diğer zinciri diğer tarafa girmişim. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Oluşan yeni DNA'ların nükleotit dizilişleri birbirinin aynısıdır diyor. Evet DNA eşlenmesi sonucunda birbirinin tıpa tıpa aynısı olan iki DNA molekülü bir araya iki DNA molekülü oluşur adenin, timin, adenin, timin, timin, adenin, timin, adenin gibi. Öyleyse DNA'ların nükleotit dizilişleri birbirinin aynısıdır. 2. Oluşan yeni zincirlerdeki timin nükleotit sayıları birbirine eşittir. Oluşan yeni zincir şu. Timini sayıyorum. İndim şuradan. Hop şöyle. Timin kaç taneymiş kardeşim? Bir tane mi? Diğer oluşan yeni zinciri sayıyorum. O da şu muymuş? Timin burada bir tane. Hop. Devam ediyorum. Şöyle geldi. ikinci zincir mi? Evet. Doğru. Demek ki timin bir tarafta iki tane iken bir tarafta bir tanedir. O öyleyse yeni zincirlerdeki timin sayıları eşit değildir. Üç. Üçüncü oluşanı Oluşan yeni zincirlerin deoksiriboz şeker sayıları birbirine eşittir. Evet, bir zincirde atıyorum 500 tane deoksiriboz varsa diğer zincirde de 500 var. E, dolayısıyla birinci zincirin kopyasında da 500 şeker olmalı. İkinci zincirin kopyasında da 500 şeker olmalıdır. Doğru. Öyleyse cevap 1-3-B seçeneği olmalıdır. Evet geldik 15 numaralı soruya. Mendel deneylerinde bezelye bitkisinin kullanılması... Bezelye bitkisini kullanmıştır. Verilenlerden kaç tanesi... Bezelye bitkisini tercih etmesinin sebebidir diyor. Mendel ne yapmış? Kalısal özelliklerin yavrulara aktarıldığı, ili, ili, aktarıldığı ile ilgili önemli çalışmalar Gregor Mendel tarafından 1860 yılında gerçekleştirilmiştir. Mendel, bezelye bitkisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda kalısal özelliklerin yavru döllere nasıl aktarıldığını ortaya koydu. Mendel yaptığı çalışmaları yaklaşık 6 yılda tamamladı. Deney sonuçlarını ise 1866 yılında yayınladı ancak bu çalışmalar, 1900'lü yılların başında tekrar keşfedilinceye kadar anlaşılamadı. Peki Mendel ne kadar sürede tamamlamış çalışmalarını? 6 yıl. 6 yıl boyunca demek ki bitki yetiştirmiş ve bunları gözlemlemiş. Demek ki bu bitkiler bir kere çok kısa sürede yetişmesi lazım ve yetişmesinin kolay olması lazım. Çabucak yavru döllerin ortaya çıkması gerekiyor ki ben ata bireylerdeki özelliklerin yavru bireylere aktarılıp aktarılmadığını gözlemleyebileyim. Evet çabuk bir döl vermesi ucuz olacak çünkü Mender kendisi bir papazdı. Dolayısıyla zengin bir adam olmadığı için ucuz bir bitkiye sahip olması gerekir. Çok çeşitli karakterleri incelemiştir bezelyelerde. Uzun boy, kısa boy, çiçeği yanda, çiçeği uçta, mor çiçekli, beyaz çiçekli, sarı tohumlu, yeşil tohumlu gibi birçok özelliğine sahip olması bezelyeleri tercih etmesinin nedenlerindendir. Öyleyse dördü de mende tarafından tercih sebebi olarak bezeleden kullanılmasını sağlamıştır. Öyleyse cevap deniz seçeneği olmalıdır. Gelelim 16. soruya. Yukarıda verilen örnek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanır? Ne olmuş? Yeşil bir yaprakla beslenen iki farklı tırtıldan kahverengi olan tırtıl kuşlara yem olurken Yeşil renkli tırtıl kuşlara yem olmuyor. Neden? Çünkü yeşil renkli tırtıl yaprağın üzerinde kamuflu olur kardeşim. Bu saklanır, bu gizlenir. Kahverengi kavak gibi açıkta kaldığı için kuş tarafından avlanmış olur. Bunun sonucunda kahverengi tırtılların sayısı azalırken yeşil renkli tırtılların sayısı artıyor. Yeşil renkli tırtıllar doğaya kamufle oldukları için e, avcı kuşlar tarafından fark edilmezler. Kahverengiler fark edilir. Yani doğa uyum sağlayanı seçip yaşatırken uyum sağlayamayan zayıf canlıyı av olmaz e, uyum sağlayamayan zayıf canlının yok olmasına neden olur. Öyleyse bu olay doğa seçilim tarafından açıklanır. Doğaya en iyi uyum sağlayan canlılar hayatta kalırken uyum sağlayamayan kahverengi tırtıllar ...hayatını kaybederler, ölürler. Biz de buna doğal seçilim diyoruz. Geliyoruz 17 numaralı soruya. Buna göre öğretmen bu kavramın özelliklerini yazdıktan sonra... ...aşağıdaki örneklerden hangisini veremez? Bir öğretmen bir kavrama ait özellikleri aşağıdaki gibi yazıyor. Bir, genlerin yapısında meydana gelen değişimler. Genlerin yapısıysa öyleyse buna direkt mutasyonu yazmalıyım dostlar. Üreme hücrelerinde meydana gelen... Değişimler kalıtsaldır. Hatırlarsanız mutasyonlar vücut hücrelerinde de meydana gelebilirdi, üreme hücrelerindeydi. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilirken vücut hücrelerindeki mutasyonlar sadece o canlıyı ilgilendiriyordu. Hangisini örnek olarak veremez diyor. Çekirdeksiz üzüm bir mutasyon örneğiydi. Dört boynuzlu keçi bir mutasyon örneğiydi. Genin yapısında meydana gelen değişikliğin sonucuydu. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması mutasyon örneğiydi. Ama kaslı yapıda adam bir modifikasyon örneğidir. Yani genin işleyişinde değişiklik meydana gelir. Dolayısıyla A şıkkını mutasyona örnek olarak veremez. 18 numaralı soru. Verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda çekirgelerde meydana gelen bir olay verilmiştir. 16 derecede çekirge yetiştirilen çekirge beneksiz olurken 25 derecede yetiştirilen çekirge benekli oluyor. Dolayısıyla çevre şartlarının canlının dış görünüşünde meydana gelen değişikliğine biz modifikasyon diyorduk. Sıcaklık şartı canlının dış görünüşünde değişiklik meydana getirmiş. Öyleyse bu bir modifikasyon olayıdır. Ah, genlerin işleyişinde meydana gelen değişimdir. Evet, modifikasyonlar canlıların gen işleyişinde değişiklik meydana getirirler. Doğru. Meydana gelen olay kalıtsaldır. Yanlış. Modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir. Öyleyse cevap D seçeneğidir. C. Çekirgenin fenotipinde yani dış görünüşünde değişikliğe neden olur. Doğru. D. Değişim çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Buradaki çevresel etken nedir? Sıcaklıktır. Evet, bu seçenek de doğrudur. Geldik 19 numaralı soruya. Evet. Bu soru güzel bir soru. Canan, yukarıdaki iklim ve hava olaylarının özelliklerinin yazılı olduğu kartları aşağıdaki zarfların içerisine rastgele koyuyor. Buranın da altı çizilmiş. Dikkat etmem gerekiyor. Üç tane iklim kartı var elimde. Üç tane de hava olayı kartı var. Ben bunlardan üç tanesini rastgele bu zarflara atıyorum. Zarflara yerleştirilen ilk iki özellik yukarıda verildiğine göre. Zarflara yerleştirilen üçüncü özellikler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bakalım zarflara attığım rastgele üç kartın özelliği kime ait? İklime ait? Hava olayına mı? Kesin sonuç bildirir, sonuçlardır. Demek ki iklimle alakalı bilgidir. 35-40 yıllık gözlemlere gözlemler sonucunda oluşur. Bu bilgi de ikinci kartta iklim bilgisidir. 3 değişken diğer tarafa geldim. Bir değişkenlik fazladır diyor. Değişkenliğin fazla olduğu durum hava olayıdır. İki ilgili bilim dalı klimatolojidir. Yine iklimle ilgili kart rastgele seçmiş. İkisini ikinci zarfa, ikisini birinci zarfa attığında rastgele seçtiği bu kartlardan iklim kartları birinci zarfa olmuş. Diğer iklim kartının biri ikinci zarfa, bir tane de hava olayı kartı ikinci zarfa yerleştirilmiş. Öyleyse benim elimde ne kaldı? Üç tane iklim kartını kullandım mı? Evet. Bir tane de hava olayı kartını kullandım mı? Evet. Öyleyse elimde ne kaldı? Hava olayları kartı. Öyleyse her iki zarfa da atacağım üçüncü cümle hava olayı ile ilgili olmalıdır. Şıkları okuyorum. Benim insanına meteorolog denir. Evet hava olayı Kısa süre içinde gerçekleşen hava şartlarıdır. Evet, hava olayı. Öyleyse cevap Adana olmalıdır. B'ye bakalım. İlgili bilim dalı meteorolojidir. Evet, hava olayı. Değişkenlik azdır. İklimi anlatır. E, i̇klimde dört tane kart yok ki. Üç tane kart var. Bu üç kartı da rastgele zarflara atmıştı zaten. Gitti. Tahmini sonuçlardır hava olayı. Geniş bölgedeki uzun yıllar değişmeyen hava şartlarıdır. iklim. E, yine gitti çünkü iklimden üç tane kartı kullanmıştık. Zaten B ve C neredeyse birbirinin aynısı çık Benim insanın klimatolog denir. iklim. Değişkenlik azdır iklim. İklim kartlarını kullanmıştık. Cevabın A seçeneği olduğu nettir. Devam edelim. Son sorudayız. Bir hücrede bulunan kalıtsal yapılarla ilgili aşağıdaki şekillerle bir bağlantı oluşturuluyor. Buna göre bu hücrelerde bulunan kalıtsal yapılar hangi şekillerle ifade edilmiştir? Herhalde biz büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapacağız. Üç yapı bir araya gelmiş bir şey oluşturmuş. Kare üçgenden büyük. Yazıyorum. Kare üçgenden büyük. Bu çok net görülüyor. Çünkü üç tane üçgen bir tane kare ediyor. 3 tane kare bir tane yuvarlak ediyorsa öyleyse yuvarlak da kareden büyüktür. Yuvarlağın yapısına bir madde daha katılıyor. Beşgen oluşuyor. ve beşgen de o zaman yuvarlaktan büyüktür. Şıklara baktığımda bana diyor ki hangisi gen, hangisi nükleotit, hangisi e, DNA, hangisi kromozomdur? E hatırlıyorum kedi geniydi. Büyükten küçüğe sıralarsam en büyük kromozom. Sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotittir. Öyleyse kromozom beşgen olmalı, yuvarlak DNA olmalı, kare gen olmalı, üçgende nükleotit olmalı, cevap seçeneği C seçeneğidir diyoruz ve böylece bir deneme çözümünün daha sonuna geliyoruz. Bu sınavda da arkadaşlar en dikkat etmeniz gereken soru 19 numaralı soru, sınavın kaliteli sorusu, diğer sorular kolay dikkat ederseniz bence 19'a 1, 20'ye 0 çok rahatlıkla yapılabilirdi. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.